Sevgili dostlar, merhabalar kardeşlerim. Şimdi köklü sayıları gömeceğiz arkadaşlar. Bu videomuzda çok önemli bir konudur. Her sene garanti sorulan bir konudur dostlarım. TYT'de sorulabilir. KPSS'de, DGS'de kesinlikle sorulur dostlar. İyi dinleyin, güzel güzel notlarınızı alın. Tane tane anlatacağım. Temel düzeyden başlayıp anlatacağız dostlar. Ve kaliteli sorular çözerek devam edeceğiz inşallah. Hemen ilk iş, biliyorsunuz şu odaklanmayı bir ayarlıyoruz ki sürekli gel git yaşamayalım diye. Ve ilk kağıdımı alıyorum. Bira bismillah diyelim ve başlayalım. Şimdi öncelikle kök nasıl gösteriliyor onu söyleyeceğiz dostlarım. Simgemiz şu işte arkadaşlarım. Bakın şöyle küçük R harfine benzeyen bir simge. Şurada içinde, kökün içinde yazan ifade kökün içi olarak bilinecek. Şu yukarıda şu V harfi gibi olan kısımda yazan sayı ise dostlarım bizim kökümüzün derecesi olacak. Yani bu eninci dereceden kök, bak nasıl okunuyormuş, eninci dereceden kök, içinde de ne yazıyor? A. Eninci dereceden kök A şeklinde okunacak. Ya da A'nın eninci dereceden kökü diye de okunacakmış dostlarım. İşte en kökün derecesidir diyor. A dediğimizde kökün içidir diyor bize. Şimdi gelelim şunları da görünmesini okumasını öğrenelim dostlar. Bakın burada kökün derecesini 2 seçmişim ben canım kardeşim. Kök derecesi 2. Eğer ki kökün derecesi 2 ise buradaki 2 yazılmaz can kardeşler. Hani aynı şunun gibi düşünün. Rasyonel sayılarda da söyledik ya, mesela 5 bir rasyonel sayıdır. Çünkü paydasında 1 vardır bütün sayıların ama 1 yazılmaz. Sen bilirsin, orada 5 bölü 1 olduğunu bilirsin dedik. Bu da aynı hesap. Eğer burası ikinci dereceden kökse buraya hiçbir şey yazılmaz. Yani sen burada kökün derecesi kısmında hiçbir şey bilmiyorsan bunu ikinci dereceden kök olarak bilecekmişsin. Ve üstlü sayılarda ne dedik? Üssü 2 ise eğer ki bir ifadenin, bu 2'yi kare olarak okuruz. A kare deriz buna. Burada da öyle arkadaşlar. İkinci dereceden kök dediğimiz şey kare kök olarak okunur. Kare kök A diyecekmişiz biz buna. Üçüncü dereceden kökümüz var dostlarım. Bunu da 3'ü neyle temsil ediyorduk matematikte? Ne diyorduk? Mesela A üzeri 3 derse biz buna ne diyecektik? Nasıl okuyorduk? A küp diye okuyoruz. 3 dediğimiz şey küp olarak okunuyordu matematikte. O yüzden burada da küp kök A diye okuyacakmışız. Küp kök A. Sadece bu ikisinin özel okunuşları var dostlarım. Kare kök A ve kare kökte 2 yazılmaya da bilir, yazmaya da bilir ki yazmaz da zaten. Bir de küp kök A'mız varmış. Bundan sonrakiler normal sayı olarak işte dördüncü dereceden kök A ya da A'nın dördüncü dereceden kökü şeklinde ifade edilebiliyor. Olayımız bu canım kardeşim. Şimdi burada hemen bir de şunu da öğrenelim. Köklü bir ifadeyi üslü ifade şeklinde yazmasını da bir öğrenelim hemen şurada hazır yeri gelmişken. Mesela bakın 5. dereceden bir kök aldım. İçinde de A sayısı var. Bu A'nın da bir kuvveti olsun, 3 olsun dostum. Sen şimdi bu A küpün 5. dereceden kökü diye okudun. Bunu sen soruda canın istedi üslü sayı haline getirmeye çalışacaksın. Nasıl yazıyoruz öğretmenim? Bak dünyanın en basit şeyi. Şimdi A'yı bir kere yazıyorsun. İçerideki sayının küpsüz halini yazdın. Yani neyse artık kuvveti. O yokken yazdın. Üstüne de dostum içeridekinin kuvveti alıyorsun. İçeridekinin kuvvetini. Ve bir de kökün derecesini alıyorsun. Bunları da rasyonel olarak şu şekilde yazıyorsun bak. Önce içerideki pay kısmına, kökün derecesi payda kısmına geliyormuş. İşte sen köklü ifadeyi tuttun. Bak rasyonel üs şeklinde yazdın canım kardeşim. Hadi bir tane daha yapalım, iyice alışalım. Mesela 6. dereceden kök olsun. Burada da A olsun dostum. Şimdi ne yapıyorduk? A'yı yazıyoruz bir kere. Buraya da kesirli bir şey yazacağım. Öncelikle bu içeridekinin kuvvetini, hiçbir şey yazmıyorsa 1 vardır ya burada. 1 paya gelecek. Kökün derecesi de paydaya gelecek. 6. Demek ki bu 6. dereceden kök A demek. A üzeri 1 bölü 6 olarak da yazılabiliyormuş. Tamam. Neler öğrendik? Kökü okumasını öğrendik.
üslü sayıya çevirmesini öğrendik. Şimdi de tanım kümesini öğreneceğiz. Bir köklü ifade reel sayı olabilmesi için, tanımlı olabilmesi için, bir reel sayı belirtmesi için ne olması lazım bunu öğreneceğiz dostum. Eğer ki kökün derecesi tek ise, bak kökün derecesi tek ise, içerideki a dediğimiz şey bütün reel sayılar için tanımlıdır. Yani tüm reel sayılar olabilir kökün içinde. Ama kökün içi çift ise dostlar, kökün derecesi çift ise, bu durumda şunu diyeceksin. İçerideki ifade yani a mutlaka sıfırdan büyük eşit olmalıdır. Sadece bu durumlarda tanımlıdır. Yani şöyle bir şey olmaz dostum. İşte dördüncü dereceden kökün içinde eksi bir sayı olmaz. Ama tek dereceli bir kökün içinde eksi bir sayı olabilirmiş canım kardeşim. Bunu söylüyor bize bu ifade. Şimdi bunu daha da iyi anlayabilmek için kitaplarda nasıl sorularla karşılaşacağız bunu bir öğrenelim. Bununla ilgili sorular çözelim. Her soru bankasında mutlaka hangi soru bankasını çözerseniz çözün. En kolayı da çözsen, en zor soru bankasını da çözsen şu 4 sorunun benzeriyle muhakkak karşılaşacaksın canım kardeşim. Şimdi buraya yoğunlaşıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne diyormuş şimdi sorumuz. Şöyle kırmızı renk alayım ben de elime. Diyor ki, ifadesi bir reel sayı olduğuna göre, bak buranın sonucu bir reel sayıymış. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Dostum, burada kökün derecesi kaç? Bak hiçbir şey yazmıyorsa nedir buradaki kökün derecesi? 2. Yani çift dereceli dostlar bu. Çift dereceli bir kök. Ve çift dereceli bir kökün reel sayı belirtmesi için, reel sayı olabilmesi için ne demiştik? İçini, yani 2x-5'tir içindeki ifade, büyük eşit 0 olması gerekiyor demiştim. Peki hemen eksi 5'i bu tarafa atalım. 2x büyük eşittir 5 olur. 2'ye bölelim. X büyük eşittir 5 bölü 2 olur. Yani 2,5. Şimdi x 2,5'tan büyükmüş ve diyor ki bize tam sayı değerleri kaçtır? 2,5'tan büyük 3 var değil mi dostum? 4 var, 5 var, 6 var, sonsuza kadar gidiyor. Ama diyor ki en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevap 3'tür dediği. Çünkü 2,5'tan büyük olması lazım. Şimdi geldim şuna. İfadesi diyor bir reel sayı olduğuna göre. Bak şimdi reel sayı diyor yine. O zaman ne yapacaktım? Tek kuvvetler zaten bütün değerler için reel sayı yapar. Yani sen böyle toplamalı, az önceki bakın tek bir tane kök vardı. Ama burada toplamalı çıkartmalı kökler varsa tek dereceli olanlara bakmana gerek yok. Çünkü burası her türlü reel sayı zaten. Buranın reel sayı olması için uğraşacaksın sen. Bak burası çünkü çift dereceli, ikinci dereceden. O yüzden hemen 2x-6 ne yapıyordum? İçini sıfırdan büyük eşit yapıyorduk. Demek ki 2x büyük eşitmiş 6'dan. 2'ye bölersem de x büyük eşitmiş 3'ten. 3'ten büyük olacak, sonsuza kadar gidiyor. Yani 3 de dahil mi? Evet, 3 dahil 4, 5 diye sonsuza kadar giden sayılar olabilirmiş ki hatta bu aradaki virgüllü sayılar da olabilir. Tam sayı demiyor çünkü x'in tam sayı değerleri nedir demiyor. Bunun da değer aralığını bulun diyor bize dostlarım. Bunu yazmasında basit eşitsizlikler konusunda öğrendik. En küçük değerimiz 3, sonsuza kadar gidiyor dedik. Sonsuzların yanındaki parantez her zaman dahil değil parantezi, yuvarlak parantez. 3 için bakıyorum eşitsizliğime. Eşittir var mı? Var. O yüzden 3 dahil köşeli parantez. İşte cevabı bulduk. Bunu işaretleyeceğiz. Şimdi sıra geldi buna. Tanım aralığını bulun diyor. Dostum sen şu mutlak değer hiç kafanı karıştırmasın. Önce köklü ifade kısmını yap. Şuna bakacaktık değil mi? Derece çift mi tek mi? Hiçbir şey yazmıyorsa ikinci dereceden demektir. O halde bu çift dereceli. Demek ki içini alıyorsun. Yani içinde ne yazıyorsa artık. 3 eksi mutlak değer x eksi 2 yazıyor. Ne yazıyorsa hiç önemli değil. Büyük eşittir 0 diyeceksin dostum. Peki şu 3'ü bu tarafa atalım. Bakın şöyle kaldı. Eksi mutlak değer x eksi 2 büyük eşittir. 3 buraya eksi olarak geldi eksi 3. Şu eksilerden kurtulalım. Her tarafı eksiyle çarpıyorum. Şöyle oldu. Mutlak değer x eksi 2 oldu burası. Burası artı 3 oldu. Şuna ne oluyordu dostlar? Yön değiştiriyordu değil mi? Küçük eşittir 3
Oldu. Şimdi artık soru köklü sayılardan geldi mutlak değerli eşitsizlik sorusuna dostlar. Peki ne yapıyorduk öğretmenim mutlak değerli eşitsizlikte? Küçüktür olduğu zaman ne yapıyorum? İçini mutlak değerin içini ortaya yazıyorum. Bir küçük eşittir 3, bir de büyük eşittir eksi 3 diyorduk. Buradaki sayının bir eksilisi bir de artılısının arasına koyuyorduk mutlak değerin içini. Şimdi şu eksi 2'den kurtulmalıyım. O yüzden her tarafa artı 2 ekliyorum dostlar. 2 ekliyorum. Buraya da 2 ekledim. Buraya da 2 ekledim. Buraya da 2 ekledim. Şurası ne oluyor? Eksi 1. Küçük eşittir. Şu ikiler gittiği için x kalıyor. Küçük eşittir 5. Eksi 1 ile 5 aralığındaymış bizim x'imiz. Hatta şöyle de yazabiliriz değil mi biz bunu? Eksi 1 ile 5 aralığında 5 de dahil, eksi 1 de dahil. Çünkü ikisinin de yanında eşittir var. Pekala, bunu da gömdük dostum. Hemen şimdi şu soruyu yapalım. Artık bak bu soruyu sen bile, yani sen de şuradaki sorunun aynısı olduğu için çok rahat çözebilirsin. Ne yapacaksın canım kardeşim hemen? Çift dereceli olduğu için içinde ne yazıyorsa 4 eksi mutlak değer x artı 1 yazıyor. Büyük eşittir 0 diyorsun. Hemen 4'ü bu tarafa gönderelim. Eksi mutlak değer x artı 1. Büyük eşittir eksi 4. Eksi ile çarpalım. Mutlak değer x artı 1 küçük eşit oldu. Artı 4. Eksi ile çarptığım için yön değiştirdi. Küçük eşittir de ne yapıyorduk demiştik. İçini ortaya yazıyoruz. Artılısı eksilisinin arasına koyuyoruz demiştik. Şimdi şu 1'den kurtulmalıyım. O yüzden her tarafa eksi 1 ekliyorum. Eksi 1, eksi 1, eksi 1. Ne oldu canım kardeşim? Burası eksi 5 oldu. Küçük eşittir. Burada bir tek x kaldı. Bunlar gitti. Küçük eşittir. Burada da 3 kaldı. İşte aranan cevabı bulduk bile çoktan. Evet, dediğim gibi reel sayı olması, tanım aralığını bulun demesi, reel sayı olması için reel sayı belirttiğine göre gibi soruların hepsini bu şekilde çözüyoruz ki bu tarz soru sorarlar zaten arkadaşlarım. Hani bunların dışında reel sayı sorusu başka da gelmez diye düşünüyorum. Evet, şimdi devam edelim. Köklü sayıların bir diğer özelliğine geçelim. Bakalım ne diyormuş burada da. Şimdi köklü sayılarda içerideki sayının üssüyle dışarıdaki kökün derecesi eşitse bunlar direkt sadeleşiyorlar dostlarım. Direkt sadeleşiyorlar. Hani şöyle kök içinde 5 var, içeride A üstünde 5 var. Şu 5'ler direkt gidiyor. Buradaki 5'in gitmesi kökün de gitmesi anlamına geliyor ki sadece A kalıyormuş. Şimdi insanın aklına böyle geliyor ama tabii ki bu kadar da basit değil. Bir şartımız var can kardeşim. O da şu var. Tamam diyorsun bunlar sadeleşirler ama şöyle. Eğer ki buradaki kökün derecesi ve şu kuvvet aynı sayı olacak ya bunun. Eğer ki tek ise bu hiçbir sorun yok. Bunlar sadeleşirler ve A kalır bir tek diyebiliriz. Tek ise ama. Çift ise sıkıntı. Bakın bu çiftliklere dikkat edin, çift kısmına. Az önceki özellikte de çiftlere dikkat ettik. Burada da çiftlere. Köklü sayılarda çift dereceye dikkat edelim o halde. Eğer ki kökün derecesi çift bir sayı ise, evet yine sadeleşir bunlar ve kök gider ortalıktan ama geriye A değil, mutlak değer A kalacak dostum. Buna dikkat et, kurban olayım ne olur. Çift ise mutlak değerli kalacak, tek ise direkt aynen çıkacak. Tamam mıdır kardeşim? Bak şimdi, hatta bir önceki özellikle bağdaştır. Çift ise ne demiştim? Büyük eşit sıfır oluyor. Büyük eşit sıfır olacak çift ise. Ve buraya da baktığınızda büyük eşit olması demek mutlak değer değil mi? Çünkü mutlak değerler asla negatif olmaz demiştik. Evet, şimdi gelelim şuna. Birkaç da örnek yapalım. Bakın burada derecemiz çift mi kardeşim? Çift. Hocam bunlar sadeleşir ve kök gider. Doğru. Geriye bir tek 2 mi kalır? Hayır. Çift ise mutlak değer 2 kalır. O da zaten evet ne oluyor? Yine 2 oluyor. Bir sıkıntı yok. Peki şuna gelelim. Dereceler tek mi kardeşim? Sadeleştir. Geriye direkt 2 kaldı de. Hiç mutlak değer yapmıyorsun. Derece tekse. Şuna bakalım. Derece tek bakın. 7 ile bu 7 gitti. Kök de gidiyor tabii ki. Geriye ne kalıyormuş? Sadece eksi 5 kalıyor. Şuna bakın. Şimdi daha iyi olacak. Bakın 8 ile bu 8 gitti. Geriye eksi 5 mi kaldı? Hayır. Çift derece olduğu için
mutlak değer eksi 5 kaldı ki o da zaten 5 yapıyormuş. Bakın şu ikisinin arasındaki farkı görün. Küçük bir işaret hatasından soruyu kaybetmeyelim. Çift ise mutlak değer, tek ise aynen çıkacakmış. Bunu da gözden kaçırmayın dostlarım. Şimdi bununla ilgili de biraz ısınma sorusu çözelim hemen. Evet, ilk sorumuza bakın dostlarım. Bir şey yazmıyorsa burada 2 var demekti. Dereceyle üst aynı olduğu için hemen ne yapıyorum? Bunlar gittiği çift olduğu için bu dışarıya nasıl çıkacak? Mutlak değer eksi 5. Şimdi arada eksi var, onu da yazdım. Şimdi yine 4 ile kökün derecesi sadeleşti. Çift bir sayı olduğu için mutlak değer eksi 3 çıktı. Peki mutlak değer eksi 5? 5'tir. Mutlak değer eksi 3, 3'tür. Hocam şu arada da eksi var, onu da yazdım. 5 eksi 3'ten 2 çıktı. Bak sen eğer ki şuna dikkat etmezsen, sadeleştirdi bunu mutlak değer değil de normal eksi 5 çıkartsan, bunu da yine mutlak değer değil de normal eksi 3 çıkartsan cevap ne geliyor bu sefer? Eksi 2 geliyor cevap. Sonuç eksi 2 geliyor. Şıklarda inan bana ÖSYM'deki amcalar şıklara eksi 2'yi kesin koyarlar dostum. O yüzden dikkatli olmanı şiddetle tavsiye ediyorum. Her soru bankasında karşılaşacağın sorulardan çözüyoruz. Şimdi geldik şuna. Hocam derece tek, sadeleşiyorlar. Mutlak değer değil, direkt çıkıyor eksi 3 olarak. Arada eksi var. Hocam çift dereceler sadeleşiyorlar, mutlak değer eksi 3 olarak çıkıyor. Düzenleyelim. Bu eksi 3, arada eksi var. Bu eksi 3 dışarıya ne çıktı? Artı 3 olarak çıktı. Şuradaki eksi şu işlemin eksisi arkadaşlar. Peki eksi 3, eksi 3 daha eksi 6. Şuna gelelim hemen. Bakın çift dereceler sadeleştik, mutlak değer 2 çıktı. Arada eksi var. Tek dereceler sadeleşti, 3 çıktı. Hiç mutlak değere gerek yok. Çift dereceler sadeleşti, mutlak değer olarak eksi 4 olarak çıktı. Peki mutlak değer 2, yine 2'dir. Eksi 3 var, mutlak değer eksi 4'te artı 4 olarak çıktı. 2'den 3 çıkarsa eksi 1, eksi 1 ile de 4'ün toplamı artı 3'tür. Paketle gelsin. Evet, şu sorudayız dostlarım. 3 tane daha çözelim hemen. Şimdi bakın çift derece. Hemen sadeleştirdim dostlar. Nasıl çıkıyor dışarıya? Mutlak değer eksi 2. Tek dereceler sadeleştirdim. Şu aradaki işlemin eksisini koyayım. Bu nasıl çıkacak dışarıya? Aynen eksi 2 olarak. Mutlak değerde değil. Eksi 2 olarak çıktı. Şu eksiyi koyalım. İşlemin eksisini. Çift dereceler sadeleşti. Mutlak değer eksi 2 de bu çıktı. Toparlıyorum şimdi. Mutlak değer eksi 2 demek 2 demektir. Bakın şu parantezin de eksiyi içeriye dağıtalım. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2 olsun. Bu adam dışarıya mutlak değer olduğu için 2 diye çıkacak. Artı 2. Önünde de eksi olduğu için eksi 2 diye de bunu yazdım. 2 ile eksi 2 birbirini sadeleştirdik. Geriye bir tek 2 kaldı dedik. Hadi buradayız. Evet. Şimdi 4'ler sadeleştirdi. Bakın artık bence durdurun videoyu. Çözebildiğinizi de görün arkadaşlar. Kendiniz de çözün. Siz çözmeden asla öğrenemezsiniz. Böyle oturup sadece dinleyerek kesinlikle öğrenemezsin. Öğrendiğini zannedersin. 2 hafta 3 hafta sonra unutursun. Sen mutlaka çözeceksin. Yani ben senin yerinde olsam şu ilk videodan sonra artık geri kalanları bir durdurup çözerim. Durdurup çözerim. Sonra bir daha dinlerim. Yani bu şekilde çok daha verimli olur. İnanın bana. Evet, çift dereceler sadeleşti, mutlak değer eksi 5 olarak çıktı. Artı tek dereceler sadeleşti, aynen çıktı, parantez içinde eksi 2. Eksi çift dereceler sadeleşti, mutlak değer eksi 4 olarak çıktı. Mutlak değer eksi 5 demek 5. Şu artı ile eksiyi çarptım, eksi 2. Eksi bu da dışarıya nasıl çıkıyordu? 4 diye çıkıyor. Önünde de eksi var, eksi 4. 5'ten 2 çıktı, 3 yaptı burası. 3'ten de 4 çıkarsa eksi 1 paketle gelsin. Evet, şuna bakıyoruz. Şimdi eksi 1 demek, hocam eksi 1'in 3. kuvveti demektir değil mi? Eksi 1 ile eksi 1'in 3. kuvveti aynı şey. Yazmasına bile gerek yok. O zaman bunlar direkt sadeleşti. Tek kuvvet olduğu için eksi 1 olarak çıktı. Şimdi bu 1, 1'in karesi demektir. Burada da derecemiz 2 olduğu için 2'ler sadeleşti.
Kök 1 zaten arkadaşlar. Kök 1'i bilirsiniz zaten. Direkt 1'dir. Yani bunu çok uğraşmaya gerek yok. Bu sadeleştirme, madeleştirme 1 diye çıkıyor dışarıya. 0 kaçıncı dereceden olursa olsun yine 0. Bizim 0 her zaman. 0'ın kökleri hep 0 diye çıktı. Eksi 1 ile 1'in toplamı 0'dır. 0 ile 0'ın toplamı yine 0'dır dedim. Paketledim, geçtim. Evet, şimdi dostlar buraya kadar iyiydi, güzeldi, hoştu. Şimdi geldik asıl önemli kısma. Kök dışına çıkarma kısmına ki %100 sınavda bu kısımda mutlaka işlem yapacaksın sen kardeşim. Kökün dışına bir şeyler çıkartacaksın mutlaka ki. Bunu sadece matematikte de değil. Geometride yapacaksın, uzunluk sorularında, alan sorularında. İşte dışarıya hep kök çıkacak genelde. Köklü sayılarla muhatap olacağız. O yüzden bu kök dışına çıkartma kısmını iyi öğrenmemiz lazım. Şimdi kök dışına çıkabilmek için şartımız var. Bütün sayılar kök dışına çıkar mı? Hayır. Bazı sayılar kök dışına çıkar. Bazı sayılar hiç çıkamaz. Bazı sayılar da bir kısmı çıkar, bir kısmı çıkamaz diye düşünün dostlar. Bunun gibi bir şey şimdi arkadaşlar olay. Şimdi peki kök dışına çıkabilmenin yolu ne? Şimdi kökün derecesine bağlı olarak değişiyor bu yol. Kökün derecesi 2 mi kardeşim? Bak hiçbir şey yazmıyorsa 2'dir değil mi? Sen şunu soracaksın içerideki sayıya ilk önce. Diyeceksin ki sen neyin karesisin? İçerideki sayı eğer ki bir şeyin karesi ise kare kökün dışına çıkar çok rahat bir şekilde. 1 neyin karesidir? Hocam 1 yine 1'in karesidir. İşte neyin karesi? 1'in karesi. O zaman dışarıya 1 diye çıkar. Şimdi 4'e soruyorum. 4 sen neyin karesisin? Hocam diyor 2'nin karesiyim. Bak özellikle de şöyle anlatayım. Bir önceki özellikle de bağdaştıralım. Nasıl çıktığını da bir kerelik göstereyim. Şimdi kökümüz 2. dereceden. 4 de 2. dereceden de hocam. 4 de 2'nin karesi demekti. Bu kökle bu gidiyordu. Geriye ne kaldı bakın? 2 kaldı. Hatta çift olduğu için aslında mutlak değer 2 kaldı. O da dışarıya 2 diye çıkar zaten. Mutlak değer 2 de 2'dir. Nasıl olduğunu anlayabildim mi? Bak bir önceki özellikle. Neymiş olay? Sen neyin karesisin? Şimdi 9'a bakalım. 9, 3'ün karesi değil mi normalde? Benim derecem de 2. O zaman hocam ne yapıyorduk? Bu içeridekinin kuvvetiyle dereceler sadeleşiyordu. Kök ortadan kayboldu. Mutlak değer 3, o da zaten 3 demektir. Yani biz bunu kısalttık tabii ki. Ne diyoruz şimdi arkadaşlar? Şöyle soruyorum. Sen neyin karesisin? 16 neyin karesi? 4'ün. O zaman dışarıya 4 diye çıkar. 25 sen neyin karesisin? 5'in. O zaman dışarıya 5 diye çıkabiliriz. Demek ki kökten kurtulmanın yolu, daha doğrusu kare kökten kurtulmanın yolu neyin karesisin? Bir şeyin karesi olmak o halde arkadaşlar. Peki 36 neyin karesi? 6'nın. O zaman 6 diye çıkar dışarıya. 64 neyin karesi? 8'in. O zaman 8 diye çıkar dışarıya. 81. Bak karekök. Neyin karesidir 81? 9'un. O zaman 9 diye çıkar. 144 neyin karesidir? 12'nin. O yüzden 12 diye de dışarıya çıkar dostum. Yani sen aslında o zaman şöyle bir sonuç da çıkıyor ortaya. Ya bazı sayıların en azından 15'e kadar, hatta 16'da olsa çok güzel olur. 16'ya kadar olan sayıların karesini almayı bilirsen daha kolay işlem yaparsın diyebiliriz o zaman dostlar. Çünkü sürekli bunlar çıkacak. İşte 5'in karesi, kök içinde 36, kök içinde 64, kök içinde 49 gibi habire böyle sayılarla muhatap olacaksın. O yüzden bir an evvel ezberlersek çok daha kolay işlem yaparız diye düşünüyorum. Şimdi peki hocam, küp kökler var. Bunlarda ne yapıyoruz? Bu sefer sorum değişiyor. Hani burada ne soruyordum? Sen neyin karesisin? Çünkü ikinci dereceden kök. Kare köktü bu. Bu da küp kökse o zaman şunu soracaksın. Sen neyin küpüsün? 64 neyin küpüdür diye soruyorum. 4'ün küpüdür dostum. Bak ilk soru olduğu için şöyle uzun uzun göstereyim. Küp. 64'te 4'ün küpü. Küpler sadeleşti. Ne kaldı geriye? 4. Yani neymiş? Neyin küpüyse dışarıya o olarak çıkıyormuş. 27. Bak küp kök. O zaman neyin küpüsün diye soruyorum 27'ye. 3'ün küpü. O yüzden dışarıya 3 diye çıkar. 8. Neyin küpüsün diye soruyorum. 2'nin küpüdür. O yüzden dışarıya 2 diye çıkar. 125.
Neyin küpüdür? 5'in küpüdür. O yüzden dışarıya 5 diye çıkar. 1. Neyin küpüdür? 1'in. O yüzden dışarıya 1 diye çıkar. Ya 1 bütün köklerden, burası 682 de olsa 1 dışarıya hep 1 diye çıkar zaten dostum. Bakın burada ne yazmışım? 4. dereceden kök. Dostlar bir sınavda hani çok yüksek ihtimalle 2. bir de 3. dereceden köklerle muhatap oluruz daha çok. Yani 4, 5, 6. dereceden köklerle çok fazla muhatap olacağımızı zannetmiyorum. Ha, olsak da öyle bir soruda gelse bile çok da kolay bir soru olur inanın bana. O yüzden hani 4. derecedenleri çok böyle aman aman sallamayın diyebilirim. Peki gelelim şimdi şunu dışarıya çıkartacağız. Şimdi artık sorumuz değişti. Derecemiz 4 olduğu için 16'ya şunu soracağız. Sen neyin 4. kuvvetisin? 16, 2'nin 4. kuvveti olduğu için dışarıya 2 diye çıkacak dostlar. 81'e şunu soracağız. Sen neyin 4. kuvvetisin diye soracağız. 81, 3'ün 4. kuvvetidir. O yüzden dışarıya 3 diye çıkar can kardeşim. Evet, kök dışına çıkmanın, direkt çıkmanın olayı buydu arkadaşlar. Derecenin 3 mü? Sen neyin 3. kuvvetisin? Derece 4 mü? Sen neyin 4. kuvvetisin diye soracaksın. Derece 2 mi? Sen neyin karesisin diye soracaksın. Bunlar kök dışına çıkabilen tüm sayıları, sayıları göstermeye çalıştık. Bunlar kök dışına çıkan sayılardı dostlarım. Tabii bir de bunların çıkamayanları var. Onları da birazdan öğreneceğiz. Ama önce şunlarla ilgili biraz şöyle bir soru çözmeye çalışalım. Şimdi gelelim şuna. Şurada toplama çıkartma yapacağız can dostum. Şimdi soralım. 81 4. dereceden kökün içinde. O zaman 81'e ben ne soracağım? Sen neyin 4. kuvvetisin diye soracağım. 81 3'ün 4. kuvvetidir. O yüzden bu adam dışarıya direkt 3 diye çıkar. Arada da eksi var. Şimdi geldim buna. Eksi 125 var. Bakın burada da kökün derecesi 3. O zaman eksi 125'e ben şunu soracağım. Sen neyin küpüsün diye soracağız. O da diyecek ki bize, şöyle göstereyim. Ben eksi 5'in küpüyüm. Eksi 5'in küpü eksi 125 yapar. Ve küplerde gittiği için geriye ne kalır? Eksi 5 kalır. Mutlak değer içinde mi? Hayır. Neden? Çünkü derecemiz tekti. Gelelim şuna. Şimdi eksi 32'ye. Neyi soracağım? 5. dereceden var bak burada. Sen neyin 5. derecesisin, 5. kuvvetisin diye soracağız 32'ye. O da diyecek ki ben eksi 2'nin 5. kuvvetiyim. O yüzden dışarıya eksi 2 diye çıkarım. Ama mutlak değer içinde çıkmam çünkü tek kuvvetim. Şimdi burayı toparlayalım. 3 var. Eksi ile eksinin çarpımı artı yapar 5 var. Artı ile eksinin çarpımı eksi yapar 2 var. 3, 5 daha 8, eksi 2'den 6'yı paketledim dostlar. Evet geldik şu sorumuza bakalım. Bakın burada da iç içe geçmiş bir sürü kök görüyorum dostlarım. Böyle sorular da çözeceğiz ileride. Bakın ne diyoruz şimdi. Burada iç içe geçmiş köklerde her zaman ilk iş en içerideki kökten başlarsın. Bak burada karekök 9 var. Şunu diyeceksin. 9 karekök ya, sen neyin karesisin? O da sana diyecek ki 3'ün. O zaman burası artık bizim için 3 şu kısım. Soruyu bir daha yazıyorum bak şöyle oldu. 18 var, eksi var, küp kök var, 5 var, artı 3 oldu burası. Karekök 9 3 demekti çünkü. Bir daha yapalım şimdi. Şimdi şu köke geldik. Bunun içinde ne var bu kökün içinde? 8 var dostum. Burası 8 değil mi? 5 ile 3'ün toplamı. Peki 8'e ne soracağım ben? Derecem 3 olduğu için sen neyin küpüsün diye soracağım. O da bana diyecek ki 2'nin küpüyü. O zaman şuradaki işlemimizin şurası köklü kısmı 2 çıktı. Yani bu soru şöyle oldu. Karekök içinde 18 eksi 2 haline döndü. 18'den de 2 çıkarsa 16 olur. Bakın karekök. İkinci dereceden kökmüş bu. Peki şimdi neyi soracağız 16'ya? Sen neyin karesisin? 16'da 4'ün karesi olduğu için dışarıya 4 diye çıkar. Cevabımız 4 olur. Şimdi bu iki sorunun kopyalanmış halidir dostlarım. Hemen videoyu durduruyorsun. İkisini çözmeye başlıyorsun. Takıldığın yerde benim çözümümü izle hemen. Şuna gelelim.
Şimdi 27'ye ne soracağım ben? Derece 3 olduğu için sen neyin küpüsün diye soracağım. 27 3'ün küpüdür. O yüzden 3 diye çıkar. Şimdi eksi 32 şu aradaki eksiyi yazayım ben. Eksi 32'ye neyi soracağım? Sen neyin 5. kuvvetisin? O da diyecek ki eksi 2'nin 5. kuvvetiyim. Arada eksi var. 16'ya neyi soracağım ben? Sen neyin 4. kuvvetisin diye soracağım. 2'nin 4. kuvveti 16'dır. O yüzden buraya da 2'yi çarptım. Şimdi toparlayalım. 3 var. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı 2 var. Eksi 2 var. Artı 2 eksi 2'ye bay bay dersek geriye bir tek 3 kaldı diyebiliriz. Hemen şundayım arkadaşlarım. Ne yapıyordum? En içerideki kökten başlıyorum. 25. Sen neyin karesisin? 5'in. O zaman burası 5 geldi. Ne oldu burası? 4 eksi 5 oldu. Şöyle toparlayayım bir daha. 4. derece var. 17 var. Artı var. Küp kök içinde de 4 eksi 5 oldu. Yani eksi 1. Şimdi o zaman biz şuradaki işlemi yapacağız değil mi? Şu kısmı halledeceğiz dostlarım şimdi. Şurayı halledeceğim. Eksi 1'e neyi soracağım? Sen neyin küpüsün diye soracağım eksi 1'e. O da diyecek ki ben eksi 1'in küpüyüm. O yüzden eksi 1'in küpü olduğu için eksi 1 diye çıkacak burası. Yani şöyle oldu. En son. 4. dereceden var. 17 var. Burası da ne çıktı? Eksi 1 çıktı. Peki yani şöyle oldu mu? 16 geldi mi 4. dereceden? Şimdi 16'ya neyi soracağız? Derecemiz 4 olduğu için sen neyin 4. kuvvetisin diye soruyorum. O da diyor ki ben 2'nin 4. kuvvetiyim. Cevapta 2 çıkıyor dostlar. Evet arkadaşlarım şimdi devam ediyoruz. Şimdi bir de dedik ya tam olarak kök dışına çıkamayan sayılar var. Şöyle birkaç tane de bunlardan örnek yapalım. Mesela 12'yi yazmışım ben. Bir sürü bu şekilde milyonlarca sayımız var arkadaşlar. Şimdi kökümüzün derecesi kaç? 2. 12'ye ne soracağım ben? Sen neyin karesisin diye soracağım. 12 bir şeyin karesi değil hocam. 3'ün karesi olsa desem? Yok, 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Demek ki 12 bir şeyin karesi değil. O zaman dışarıya tam çıkmıyor bu adam. Peki nasıl çıkartacağım öğretmenim bunu? Dostlar ben alışmışım tabii ki. Şimdi bir yerden sonra sayıyı görür görmez otomatik olarak yapıyorsunuz bunu hemen ama. Şimdi biz tabii bilmediğiniz için şöyle birkaç farklı yöntem göstereyim ben size. Hangisi hoşunuza giderse onu kullanın. Benim kafamdan yaptığım işlem şu. Ben bu 12'yi 2'den başlıyorum. 2. 2 çarpı bir şey diye yazıyorum. 2 çarpı 6 diye yazılır. 2 çarpı 6 diye yazdım. Şimdi soruyorum. 2 bir şeyin karesi mi? Hayır. 6 bir şeyin karesi mi? Hayır. O zaman buradan bir cacık olmaz diyorum. Geçiyorum bunu. 2'den olmadı mı? Sıradaki 3. 3 çarpı bir şey diye yazacağım. 3 çarpı 4'tür öğretmenim bu. Doğru. 3 çarpı 4'tür. Peki 3 bir şeyin karesi mi? Hayır. 4 bir şeyin karesi mi? Evet. İşte oldu. Bak şimdi ne olacak? 12 dediğim sayıyı ben nasıl yazdım? 3 çarpı 4 diye yazdım. 4 bir şeyin karesiydi. Neyin karesi? 2'nin. Bir şeyin karesiysen kökün dışına çıkabiliyorsun arkadaş. Unutma. Ama yanında ya çarpma olacak ya bölme. Yani şu aradaki işaret toplama olsaydı 4 de dışarıya çıkamazdı. Önce toplamayı yapacaktın. Çarpmaysa giriş çıkış serbest. Bölme ise de giriş çıkış serbest. Ama toplama ve çıkartmaysa önce toplama çıkarma yapılacak ondan sonra çıkış serbest. Şimdi çarpma olduğu için 4'ü dışarıya çıkartabilirsin artık sen. 4 neyin karesidir? 2'nin. Aha da dışarıya saldım 4'ü 2 diye. Ama 3 ne oldu? İçeride hapse devam içeride kaldı. O zaman 12 2 kök 3 diye yazılıyormuş aslında dedik. Şimdi bu birinci yoluydu arkadaşlar 12'yi dışarıya çıkartmanın. Diğer bir yoluysa şu can kardeşim hemen onu da göstereyim. Hangisi işine gelirse tabii ki. Şimdi 12 sayısını asal çarpanlarına ayırıyorsunuz dostlar. Asal çarpanlar ayırmayı biliyorsunuz. 2'ye bölüyorum ilk önce 6. Hala bölündüğü için bir daha böldüm 3. Artık 2'ye bölünmüyor 3'e geçtim. 3'e böldüm 1. 1'i bulana kadar asal çarpanlarına ayırdım. Şimdi şuradaki asal çarpanlardan bak kökü yazıyorum buraya. Kökü yazdım.
Çift aynı sayıdan iki tane olanlar var ya, şu ikilerden bakın iki tane var. İkilerden iki tane varsa, yani iki tane olanlardan birini dışarıya yazıyorsun ve bunları siliyorsun. Tek sayıda kalan varsa, mesela 3 var, bir tane var, bak 3'ten. 2 tane olsaydı birini yine buraya 3 diye yazacaktım ama bir tane var. Tek sayıda varsa onu da içeriye yazıyorsun. İşte bu kadar. 2 kök 3'müş dedik. Şimdi gelin 72'yi de 2 yolla yapalım dostlarım. Hadi birinci yol. Önce ne dedim? 2'ye böleceğim. 2 çarpı 36'dır 72 ve bak direkt çıktı. 36 bir şeyin karesi. Neyin karesi? 6'nın. Şöyle kökün içinde yazayım önce. 2 çarpı 36'ydı bu. 36 6'nın karesi olduğu için dışarıya gönül rahatlığıyla çıktı 6 diye. Ama 2 bir şeyin karesi olmadığı için içeride kaldı. 6 kök 2 olarak da okunur bu ifade. Şanslıysak hemen 2 de bulduk ama olmadı 3'e geçecektim. 3 çarpı bir şey. Olmadı 4'e. 4 çarpı bir şey. 5 çarpı bir şey. 6 çarpı bir şey diye gideceksin bu şekilde tabii ki dostum. Peki geldik şimdi bir de ikinci yolla yapalım bu soruyu. Şimdi 72'yi asal çarpanlarına ayırıyorum önce. Şöyle 2'ye bölüyorum 36. 2'ye bölüyorum 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Tamamdır. Şimdi şuraya bir kökümüzü yazalım. Şimdi bakın 2 tane 2 görüyorum burada. Bunlar ne yapıyorduk? Sildim. Birini dışarıya yazdım. 2 tane 2. Şuraya geldim. Bir tane 2 görüyorum artık. Bir tane 2 var. Bunu o zaman içeriye yazdım. Şuraya geldim. 2 tane 3 görüyorum. 2 tane olduğum zaman sildim. Birini buraya yazdım. Tabii arada çarpı var. 2 kere 3 6'dır. İçeride de 2 kaldı dostlarım. İşte arkadaşlar 2 tane yöntem size. Hangisi hoşunuza gittiyse bunu deneyeceksiniz tabii ki. Şimdi biraz daha biz kök dışına çıkartmakla uğraşalım. Lütfen canım kardeşim, lütfen şu anda durdur videoyu, hemen şunları bir kendin yap canım kardeşim, ne olur ya, ne olur bak, en güzel böyle öğrenirsin. Hadi şimdi şu kökenli 4'ü çıkartalım dostlar. Şimdi ben hemen 54'ü, bak artık zamanla alışacaksın, hani 2 ile başlamayacaksın. Şimdi hep 2 ile başla diyorum ya, 2 çarpı 27 olmadı, 3 çarpı 18 bak bu da bir şeyin karesi değil, bu da olmadı. Başka 3 çarpı 18 4 de bir şeyin çarpımı değil mesela. 4 çarpı virgüllü sayı olduğu için bunu direkt geçtim. 5 ile de bir şeyin çarpımı değil. 5'e bölünmüyor. Bunu da geçtim. 6 çarpı 9'dur. Bak durdum burada. 9 bir şeyin karesi mi? Evet. 3'ün karesidir. Dışarıya 3 diye çıkar. Ama 6 içeride kalır. Şimdi ne diyorum? Ben 54'e alışmışım. Sürekli çözdüğüm için 54 9 çarpı 6'dır diyorum kafamdan. 9 da dışarıya 3 diye çıkar. 6 içeride kalır diyorum. Sen de yavaş yavaş böyle olacaksın. Şimdi 60 mesela 2 kök 15. Alışkanlıktan bu dostum. Sen de zamanla böyle olacaksın. Şimdi 60'ı bulalım. Gelin bunu da şöyle yapalım. Asal çarpanlarına ayırarak yapalım isterseniz. Bu bir o yöntem bir bu yöntem gidelim. Şimdi 60 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. Artık 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm 5. 3'e de bölünmüyor. 5'e böldüm 1. Şimdi şuraya da kökümü de yazayım. Şimdi 2 tane olanlar. Bak 2'den 2 tane var. Birini dışarıya yazdım. 3'ten 1 tane var. İçeriye yazdım. Çarpı. 5'ten 1 tane var. İçeriye yazdım. 1 tane olanlar içeriye. 2 tane olanlar dışarıya, bir tanesi yazılıyor ama. Ne oldu bu da? 2 kök 3 kere 5 15 oldu. 60 zaten kök içinde 4 çarpı 15'tir. 4 dışarıya 2 diye çıkar ama 15 içeride kalır. Şimdi geldik 108'e. 108'i nasıl yapalım? 2 ile birinci yöntemi yapalım yani. 2 çarpı 54'tür. 54 bir şeyin karesi değil. Sildim. 3 çarpı 36'dır. 36 bir şeyin karesi. Neyin karesi? 6'nın. Peki 3 içeride kaldı. 3 bir şeyin karesi değil. İşte 6 kök 3 olarak da bunu çıkarttım. 200'e gelelim. Bak bu direkt aslında basit değil mi dostum? 2 ile çarparsan 2 çarpı 100 demektir. 100 10'un karesi olduğu için dışarıya 10 diye çıkar ama 2 içeride kalır. 216'yı da hani biliyorsan 36 çarpı 6'dır mesela 216. 36 çarpı 6'dır. 36 dışarıya 6 diye çıkar ama diğer 6 içeride kalır.
Yani bunu yapamadın diye hemen 216'yı asal çarpanlarına ayırarak da çözebilirsin canım kardeşim. Bak 360 da kolay dostum. Direkt gözüküyor. 36 çarpı 10'dur mesela, değil mi? 36 dışarıya 6 diye çıkar ama 10 içeride kalır, paketle gelsin. Evet. Bu da kök dışına çıkamayan sayılardı. Hepsi çıkmıyor. Bir kısmı çıkıyor daha doğrusu. Şimdi geldik köklü sayılarda toplama çıkartmaya dostlarım. Hadi burayı öğrenelim bakalım. Dostlar, şartımız var burada. Mutlaka dikkatli olun. Şart var burada arkadaşlar. Nedir hocam o şart? Köklü sayılarda toplama veya çıkartma yapabilmen için köklerin derecesi aynı olacak mutlaka. Kökün derecesi aynı olacak ve kökün içindeki sayılar da aynı olacak. Bak mesela şuradaki gibi. Köklere bakın. Hepsi ikinci dereceden mi? Evet. Hepsinin içindeki sayı aynı mı? 3 yazıyor. Evet. O zaman toplama çıkarma yapabiliriz. Hatta çok da kolaydır. Üstlü sayılarda yaptığım gibi. Kök 3'e elma deyin. 2 elma burada. 5 elma da burada ne yaptı? 7 elma. 7 elmadan 7 elma çıkarsa 0 elma kalır. Yani 0 tane kök 3. 0 ile neyi çarparsan çarp sonuç 0 olur diyebiliriz. Bir tane daha yapayım mesela. 3 kök 7 artı 2 kök 7 artı 5 kök 7. Topla diyor mesela bize. Toplayalım. 3, bak 3 elma, 2 elma daha 5 elma, 5 elma daha 10 tane elma. 10 kök 7 diye de okunur bu. Tamam mı dostum? Anlaştık. Şuna gelelim. Hocam kökün derecesi aynı mı? Evet, ikisi de 2. Hiçbir sorun yok. Kökün içi aynı mı? Hayır. O zaman sen burada toplama yapamazsın canım kardeşim. Peki ne hocam bu işlemin sonucu? Bu işlemin sonucu aha bu. Yani sen en son sonucu böyle bulduysan şıklarda bunu işaretleyeceksin. Burada ne toplama yapılır ne çıkartma yapılır. Yani bunun sonucu yine 4 kök 7 artı 5 kök 2'dir. Şıklarda da bunu bulup işaretlersin dostum. Olay. Şimdi gelin birazcık soru çözelim. Şimdi tabi bize soru bankalarında hep böyle kökün içindeki sayıları aynı vermeyecek. Bakın mesela birinci soruma. Şimdi köklerin derecesi aynı mı? Evet, 2, 2, 2 hepsi. Tamam. İçi aynı mı? Hayır. 24, 54, 96. Hocam hani toplayamıyorduk bunları. Doğru, toplayamıyorsun şu haliyle. Ama bu mesela kök 24'ü dışarıya çıkartmayı biliyorsun sen. Kök 54'ü de dışarı çıkartabilirsin. 96'yı da dışarıya çıkartabilirsin. Bir çıkart bakalım. Çıkarttığında belki köklerin içi aynı olacak. Tamam mı can kardeşim? Şimdi 24. Ben biliyorum ki 4 çarpı 6'dır 24. Ve 4 dışarıya çıkar 2 diye. Ama 6 içeride kalır kök 6 diye. Artı. Bak 2 kök 6 oldu. Belki bunun da kökü 6'lı bir şey olacak. O zaman toplanabilecek. 54. 9 çarpı 6'dır. 9 dışarıya 3 diye çıkar ama 6 içeride kalır. Bak artık bunlar toplanabilir. İkisi de kök 6 kök 6. Hatta ne yapıyor? 2 elma, 3 elma daha. 5 tane elma var burada şu anda. Eksi. Şimdi demek ki bu da kök 6'lı bir şey. Yani 6 çarpı bir şey lan bu da. 6 ile 16'nın çarpımı hocam. 16 dışarıya nasıl çıkıyor arkadaşım? 4. 4'ün karesi çünkü. Peki 6 içeride kaldı. Hadi toparlayalım. 2, 3 daha 5 tane elma. 4 elma gitti. 1 tane elma kaldı. Yani 1 kök 6. 1 kök 6'daki 1 yazılmaz dostlarım. 1 biliyorsunuz çarpım durumundayken yazılmaz. Sadece kök 6 diye okundu diyebiliriz. Evet bakın çok benzeri bir tane de burada var hemen. Bunu artık bence durdurun. Şunları bir kök dışına siz kendiniz çıkartmayı deneyin derim ben. Şimdi 72. Ben hızlı yapacağım bu kısmı arkadaşlar. Çünkü yaptık 72'yi dışarıya çıkarttık. 36 çarpı 2'dir. 36 dışarıya 6 çıkar. 2 içeride kalır. Artı. Bak bu 2 sana kopyayı versin. Şimdi demek ki bunlar toplanabilen sayılar ki sana vermiş. O zaman 128 de 2 çarpı bir şey olacak. Yani içeride bir 2 kalacak. 2 ile neyin çarpımı bu? 64'ün. 64 de dışarıya 8 diye çıktı bak. Bölü, bölümüz var.
Şimdi 98, bu da hocam kök ikili bir şey olacak. 2 ile neyin çarpımı 98? 49'un. 49 dışarıya çıkıyor mu? Çıkıyor tabii ki. 7'nin karesidir. 7 diye çıkar. Hadi önce üst tarafı yapalım. 6 elma, 8 elma daha. 14 tane elma var. Bölü aşağıda da 7 elma var. Şu elmaları sadeleştirelim. 14'ü de 7'ye bölersek 2 kaldı diyelim. Cevabımız geldi bile çoktan. Hadi şimdi bir de ondalık sayılara bakalım dostlarım. Hiç korkulacak bir şey yok canım kardeşim. İnan bana çok kolay. Keşke şöyle bir ince renkli bir kalem var mı diye bakıyorum. Onu aldım. Şimdi ben olsam şöyle yaparım ki ben de böyle yapıyorum zaten. Dostum bu ondalık sayıyı ben rasyonel sayıya çevirmesini öğrendim. Şöyle değil mi? Kök içinde sayıyı yazıyordum 128 bölü 1 yazıyorum aşağıya. Virgülden sonra kaç sayı varsa 1, 2 sayı var. 2 tane de 0 çakıyorum. 128 bölü 100'müş. Bölü, şimdi bunu da yapalım. Kök içinde 32'yi yazdım. Bölü, virgülden sonra 2 sayı olduğu için 2 0 çaktım. Eksi. Kökü yazdık. 2 bölü yine 100'ü de çaktım buraya. Eşittir. Şimdi devam edelim. Şimdi bir 128'i dışarıya çıkartacağız dostlar. Bir de 100'ü değil mi? Köklü bir ifadede. Önce 128'i dışarıya çıkartalım. Az önce şurada da çıkarttık değil mi dostlar 128'i? 64 çarpı 2 idi 128. 64 dışarıya 8 diye çıkar. 8. Ama 2 içeride kalır. 8 kök 2. Bölü 100 dışarıya ne diye çıkar? 110'un karesidir. Direkt dışarıya 10 diye çıkar. Bölü. Geldik buna. 32. 16 çarpı 2'dir bak. 16 çarpı 2. 16 dışarıya 4 diye çıkar ama 2 içeride kalır. Bölü. 100 dışarıya ne diye çıkar? 10. Arada eksi var. 2. Zaten bir şeyin karesi değil. Öyle kaldı kökün içinde. Kök 2 olarak durdu. Bölü. 100 dışarıya ne diye çıktı? 10. Şimdi tekrar toparlıyorum burayı dostlarım. Şurada bir kere 8 kök 2 bölü 10 var. Bölü. Şurada da bir çıkarma işlemi var. Paydalar eşit. O zaman ortak paydada yazayım ben. 4 elmadan eksi 1 elma çıkıyor. O zaman 3 tane elma. Yani 3 kök 2 kaldı diyelim. Şimdi bölme işlemi çıktı. Rasyonel sayılarda bölme. Üsttekini aynen tutuyorduk hatırlayın. 8 kök 2 bölü 10 çarpı diyorduk. Alttakine takla attırıyorduk. 10 bölü 3 kök 2. Onlar gitti mi dostlar? Kök 2'ler de gitti mi canım kardeşim? Yukarıda ne kaldı? 8. Aşağıda ne kaldı? 3 kaldı diyebiliriz. Evet. Şimdi şunu yapalım bir de hemen hızlı bir şekilde. Şimdi. Birinci adam kök içinde 12 bölü 100. Artı bu da kök içinde. Şöyle büyük kök yazalım. 108 bölü 100. Bölü kök içinde 3 bölü 100. Toparlıyorum. 12 4 çarpı 3'tür. 2 kök 3 gelir. Aşağıda da 100 dediğimiz şey 10 diye çıkar. Arada artı var. 108 36 çarpı 3'ten 6 kök 3 diye çıkar. Aşağısı 10. Bu da kök 3 olarak durur. Bölü 10. Şimdi yukarıda toplama var. 2 elma 6 elma daha 8 tane kök 3 bölü 10 var. Aşağıdakini de 10 bölü kök 3 olarak ters çevirdim. Onlar gitti. Kök 3'ler gitti. Geriye 8 kaldı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet, şimdi ne kadar sayfa harcadık? Şu kadar harcadık. Şu kadar da kaldı. Kaç dakika olmuş? Bir de ona bakalım. 48 dakika olmuş dostlarım. Şimdi çarpmaya geçeceğim. Çarpmayı da yapalım. Ondan sonra bir mola verelim. Bölmeye de devam edelim. Evet, çarpmayı alalım arkadaşlar önümüze. Şimdi çarpma. Dostlar çarpma daha kolaydır. İçindeki sayıların aynı olup olmaması seni ilgilendirmiyor. Sadece köklerin dereceleri aynıysa direkt bunları bir tane ortak kökün içinde sayıları çarpıyorsun dostum. Kök dereceleri eşit ise köklerin içindeki sayılar çarpılıyor. Basit, gayet kolay. Yani mesela 5. dereceden 7 ile kök 7 ile çarpı yine 5. dereceden 6'yı çarp diyor mesela. Olay basit. Bir tane 5. dereceden kök alıyorsun. İçerideki sayılar 6 çarpı 7 yani 42 olarak yazıyorsun. Olay bu. Kökün derecesiyle kökün içindeki sayının üssünü
aynı sayı ile çarpabilirsin diyor. Bir özelliktir bu dostlarım. Yani şöyle bakın. Şimdi derece n kökün içindeki sayının üssü de k. Sen diyor ki n'i de m sayısıyla k'yı da m sayısıyla çarptığında sonuç değişmez. Yani bununla bu aynı şeydir diyor. Gerçekten de öyle değil mi? Hani biz şunu öğrendik. Buradakiyle buradakiler sadeleşebiliyordu. Şu içerideki üsle kökün derecesi. Bak m'leri sadeleştir. Aha bunun aynısı geldi. Yani şöyle diyelim. Mesela karekök 3 var. 3'ün 5. kuvveti olsun hatta. Şimdi dostum. Ama sana tut ki 6. dereceden lazım. Yani derece kökün derecesinin 6 olmasını istiyorsun sen. Ama burada 2 vermiş. O zaman diyeceksin ki hocam buradaki 2'yi 3 ile çarparsam 6 olur. Ama sadece bunu çarparsam yanlış bir sonuç bulurum. İçerideki kuvveti de bunu 3 ile mi çarptın? Bunu da 3 ile çarpacaksın. Yani 5'i de 3 ile çarp 15. Bak bununla bu aynı sayı demekmiş. Şimdi kök dereceleri eşit değilse eğer ki yukarıdaki bu kuralı uyguluyorsun. Sonra da çarpmanı yapıyorsun dostlarım. Bunu bölmede de söyleyeceğim aynı muhabbeti. Kökün dereceleri eşit değilse önce eşitleyeceğiz sonra böleceğiz. Burada da öyle. Dereceler eşit değilse bakın çarpma işlemi bunun derecesi 3 bunun derecesi 2. Bunları çarpamazsın. Ne yapman lazım? Dereceleri eşitlemen lazım. 3 ile 2'yi kaçta eşitlerim? 6'da. O zaman diyorum ki bunu 2 ile çarpayım. Bunu da 3 ile çarpayım. Tabii ki bunun derecesi 1, bunun derecesi de 1 arkadaşlarım. O zaman tabii bunu ben kafama göre 2 ile çarpamıyorum. Neydi kuralı? Sen diyor burayı 2 ile çarptın, 6 yaptın ya. İçeridekinin de kuvvetini 2 ile çarpacaksın. Yani 4 üzeri 1 çarpı 2'den 2 olacak burası. Çarpı. Sen diyor buradaki dereceyi 3 ile çarptın ve 6 yaptın ya burayı. 2'nin birinci kuvveti ya bu. Burayı da 3 ile çarpacaksın. 2 üzeri 3 diyeceksin buna da diyor. Bak artık dereceler aynı oldu can kardeşim. Ne demektir bu da? Kök içinde yani artık 6. dereceden 4'ün karesi 16 çarpı 2'nin kübü. O da 8. 16 çarpı 8'dir diye bilirsin artık. Evet şimdi biraz da çarpmadan soru çözelim. Şimdi geldik ilk sorumuza bakalım. Bakın köklerin derecesi aynıysa direkt çarpıyorum. Bir tane kökün içinde 24 çarpı 48 diyor. Ya hocam çok büyük sayı çıktı. Bunları çarpalım mı? Şıklara bak. Hep böyle köklü möklü bir sayılar var. Bir kısmı demek ki dışarıya çıkıyor. Hemen şurada çakallık yap bak canım kardeşim. Şimdi 48 dediğim şey 48. 24 çarpı 2 değil midir dostum? Peki sen artık kökün içinde ne oluşturdun? Bak 24 çarpı 24 demek. 24'ün karesi demek. Bir de çarpı 2 var. 24'ün karesi kök dışına çıkmanın yolu bir şeyin karesi olmaktı. O zaman bu adam dışarıya çıkar. Nasıl çıkar? 24 diye çıkar. Ama 2 bir şeyin karesi değildir. İçeride hapis kalır. Hadi şunu yapalım. Bakın burada da dereceler aynı değil. Ne yapacağız? Önce ikisi de bununki 2, bununki 3 olduğu için ikisini aynı derece yapacağız. Bunu 2 ile çarpacağız. Bunu da 3 ile çarpacağız. Şöyle oluyor o zaman. Burası 2 ile 3'ü çarpımı 6. dereceden. Tabii ki 2'nin de birinci kuvvetini ben 2 ile çarpacağım. 2 kere 1 2 olacak. Çarpı. Şimdi bunun da derecesini 6 yapmak için 3 ile çarpıyorum. 6 oluyor. Ama içerideki 2'nin birinci kuvvetini de 3 ile çarpıyorum. 2 üzeri 3 oldu. Artık bunları gönül rahatlığıyla çarpabilirim. Tek bir 6. dereceden kökün içerisinde. O da ne olur? 2'nin karesi çarpı 2'nin küpü olur. Hatta bir satır daha düzenleyelim. 6. dereceden üstlü sayılarda neydi kural? Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Yani 2 üzeri 2 artı 3. O da 5. İşte gördüğünüz cevap geldi. Ondalık sayılar yapalım hemen şimdi bir de. 36 bölü 100 demek değil mi dostum bu? Hemen şöyle yazıyorum. 36 bölü 100 çarpı bu da 9 bölü 100 demektir. Hatta bakın bunları şöyle de yazabilirim ben. Şöyle göstereyim. Bir tane kökün içinde direkt dereceler aynı olduğu için 36 çarpı 9 bölü 100 çarpı 100 diye yazabilirim. Ya da bunlar bakın dışarıya çıkan sayılar. 36 dışarıya 6 diye çıkıyor. 10, 100 dışarıya 10 diye çıkıyor. 9, 3, 100 de dışarıya 10 diye çıktı. Bak buna gerek kalmadı. Çarpalım rasyonel sayılarda çarpma. 6 kere 3, 18 bölü 100. Ne yapıyorduk? 18'i yazıyorum. 2 sıfır olduğu için 1, 2 tane sıfır geriye geliyorum. 0, 1, 2 virgül geriye geliyorum. 0, 18 oldu.
sorumun cevabı. Hadi şuna bakalım. Kök içinde 64 bölü 10 demektir. Çarpı kök içinde 25 bölü 10 demektir. 64 dışarıya 8 diye çıkar ama 10 bir şeyin karesi değildir. 10 diye kalır. Çarpı 25 dışarıya 5 diye çıkar. 10 bir şeyin karesi değildir. 10 diye kalır. Çarpmayı yapıyorum. 8 kere 5 40 bölü kök 10 ile kök 10'un çarpımı. Dereceler aynı olduğu için kök içinde 10 çarpı 10. Peki 10 çarpı 10 ne demektir? 100. 100 dışarıya nasıl çıkar? 10'un karesi olduğu için 10 diye çıkar. Dışarıya 40 bölü 10 olur. O da 4 oldu diyebilirsin gönül rahatlığıyla. Evet dostlarım, çarpma da böyleydi işte. Şimdi sıra gelecek bölmeye. Birazdan mola verelim. Daha sonra yorulduk şimdi. Saat gece 1 oldu arkadaşlarım. Biraz dinleneyim. Eğer çözebilirsem bugün çözeceğim. Olmadı yarın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.